İyi akşamlar değerli arkadaşlar. 24 Şubat 2023 Vakko kapanış değeri 51 lira 95 kuruş. Vakko aslında ilk defa teknik grafik çalışacak olsak da yani site özelinde aslında benim Buhur 25 tarzı kapsamında takip ettiğim, izlediğim hisselerden de geçen yılki şu hareketlerde de bizzat izlemiştim. Şimdi baktığımızda bu geçen yılki hızlı hareketin yani aşağı yukarı 7 kat prim yapmış. Geçen sene 10 liralardan 70 liralara. Bu hareketin nispeten yani Fibonacci 50 düzeltmesi yapılmış gibi. Şimdi ölçerek bakarız. Yani şu kabaca bakarak konuştum. Bu hareketin düşen trendi baktığımızda göstergemizde 20 Şubat'tan itibaren tekrar pozitife dönmüş görünüyor göstergemiz. 20 Şubat'ta 45'li fiyatlardayken olumluya dönmüş ve olumlu görünüm devam etmekte. Dolayısıyla bu hisseyi de sadece kısaca teknik olarak değerlendirmeyi düşündük. Biraz önce bahsettiğim düzeltme seviyesine Fibonacci olarak bakalım. Yani durum düzeltmenin seviyesini görmek açısından. Hızlı hareketin başladığı taban bölgeye koyduğumuzda. Evet, Fibonacci 50 seviyesi 41.77. Hissenin düşük gördüğü yer 42.52. Yani %1 küsürler civarında. Fibonacci 50 düzeltme seviyesine yaklaşılmış ve nispeten bu Fibonacci 50 düzeltme seviyesi görülmüş de denebilir ve bu bölgeden tepki gelmiş. Şimdi bunu silelim. Evet, önce negatif görünümde olası destek seviyelerine bakalım. Baktığımızda destek seviyelerine kapanış 51 lira 95 kuruş demiştik. Zarar kes seviyesi 48 lira 90 kuruş. 48 lira 90 kuruş zarar kes seviyesi. Bu seviye altında diğer destek seviyesi de 45 lira 60 kuruş olarak izlenebilir. 48.90 stop loss 45.60 kuruşta diğer alttaki destek seviyesi 45 lira 60 kuruş. Olumlu hareketlerin devamı halinde ise şu bölgede oluşan makas direncimize bakalım. Evet, zamansal kaymamızı yapıyoruz. Evet. Kısa vadede 54.70 direnci önemli. 54.70 geçilirse 72.95, 72.95 üzerindeki hareketlerde orta ve uzun vadede 86 lira 95 kuruş. Biz ona 87 diyelim. 86 lira 95 kuruş. Makas direnç seviyemiz olur. Evet. Bu arada yani Vakko'yu neden izlediğimizin aslında şirketin ortaklık yapısına da değinmek gerekir. Kısaca ondan da bahsedeyim diye düşündüm. Yani grafiklere burada bakarken. Evet, baktığımızda şirketin %84,53'ü Vakko Holding'e ait yani patronda. Halka açık kısımda %15,47. Yani halka açık kısım düşük bir oranda yani bizim istediğimiz kıvamda bir oran ya da şöyle de diyebiliriz patron şirketine güveniyor yani sahip olduğu orandan belli. FK oranı
10 lira 10,62. Piyasa değeri, defter değeri 8,27. Buradaki yabancı para pozisyonu 122 milyon 944 bin lira artıda. Yani yabancı para pozisyonu da güzel. Dolayısıyla Vakko ortaklık yapsa da bu şekilde, yani sıkıntılı bir durum yok. Temel, kabaca temel olarak da baktığımızda. Son olarak takasa bakalım. Cuma günü kimle yapmış? Takastan önce ona bakacak olursak. Evet, biraz yavaş geliyor. Geldi. Cuma günü ilk 5 kurum %21,53 alıcılı kapatmış. Birinci alıcı 34.931 QNB, ikinci Tera Gedik şeklinde gitmiş. Yani alıcılı kapatması olumlu. Satım tarafında 9.567 lot banko var, çok az. Takasa baktığımızda günlük takas 208 bine 258 bin lot, alım tarafı gayet güzel, güçlü ve birinci alıcı toplam takasta en büyük paya sahip İş Yatırım tarafından alınmış, yani 100 bin lotla. İkinci alıcı Citibank yabancı 93.931 lotla. Üçüncü info, yani 208'e 258, alım tarafının güçlü olması ayrıca toplam takastaki en büyük paya sahip İş Yatırım'ın alım tarafında olması olumlu, önemli. Ve Citibank yabancının da alım tarafında olması gayet güzel. Haftalık takasa bakalım. Citibank yabancı 562.996 lotla ilk sırada yer almış. Yani ne var ne yok şu dip bölgede toplamış Citibank, Johnler. Deutsche Bank yabancı da 40.367 lotla. O da bu dip bölgede yerini almış. Yani en çok dip bölgede Johnler toplamış. İkinci sırada İş Yatırım. Üçüncü sırada da Hanslar, yani Deutsche Bank var. Haftalık takas 532'ye 812, alım tarafının gayet güzel gücüyle güzel. Aylık takasa bakalım. Aylık takas o daha güzel. 739 bine 1062, yani 1 milyon 62 bin notla alım tarafı gayet güçlü. Daha da güzel olan güzelliği 767 bin notta Citibank yabancı ilk sırada yer almış. İş Yatırım ikinci sırada. Satım tarafında garanti ve yatırım fonları var. Aylık takası da gayet güzel. Toplam takasın %77, 70,77'si ilk 5 kurumda. Yani takas toplu şirket ortakları, yani takasta büyükler ilk 5'teki paya sahip olanların oranı %70,77, iyi bir oran. Yani takas toplu denebilir. Evet, takas da gayet güzel. Özetle takasa aslında grafik olarak da bakabilirdik. Bu şablonda takas grafiği olan indikatörü kapattığım için şimdi onu açmakla uğraşmayalım. Bu şekilde yetinelim. Evet gençler, iyi hafta sonları tekrar.